Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa Özver. Biraz sesi kısalım. Önceki videoda biraz yüksek olmuş gibi. Ben Mustafa Özver. 5. videomuzdayız. Debian bazlı ISO oluşturma video serimizin 5. videosundayız. Bu videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son KDE Plasma'yı tüm paketleriyle beraber kuruyorduk sistem üzerine. Bu kurulum esnasında tabii biraz uzun sürdüğü için videoyu kestim mecbur. Uzun süreceği için biraz beklettik. İşte 14 geçe falan bitirmişim ben videoyu. Daha da bir 6-7 dakikada da devam etti. Şu an 22 geçiyor. Şimdi tekrardan geri dönelim. İşte en son bu mesajlarla beraber bitti. Kurulmamış paketimiz yok. Yani büyük bir hata mesajı almadık. Şu an oluşan hatalar ufak hatalar. Bu işte canlı sistem üzerinde çalışmadığımız için. Şimdi şöyle çıkalım. Kiosk için, işte SDDM için bazı ayarlarımız var. Özür dilerim. SDDM ya da LightDM için bazı ayarlarımız var. Biz şu an SDDM kurduk. SDDM ben size şöyle bir göstereyim. Şunu kopyalayarak. Running in Cheroot. Cheroot içerisinde çalışıyoruz olduğunu söylüyor. Önemli değil bizim için bu. SDDM olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten tek bir tane Display Manager var. İşte biz Flying Desktop'ta dediğim gibi LightDM ve OpenBox kurabilirdik. İşte KDE normalde hem KDE Plasma tarafını hem de SDDM tarafını beraber içeriyor. Ama LightDM'de öyle bir şey yok. O yüzden OpenBox'ı da yanında kurmamız gerekiyor. LightDM ve OpenBox ikisi beraber kurulması gerekiyor. İşte ondan sonra ne diyebiliriz? İşte Tiling Desktop için LightDM ve BSPWM kullanabiliriz. İşte kiosk için LightDM, BSPWM ve bir iki tane de ek paket kullanıyoruz. Böylece bilgisayarımızı, sistemimizi ona göre düzenleyebiliyoruz. SDDM'de biz otomatik oturum açma yapacağız. Bunun için ne yapmamız lazım? İlk önce şu klasörü oluşturacağız sistem üzerinde. Bu klasör ne? ETC içerisinde, yani bizim sistemimizin root klasörü içinde. ETC, stdm.conf.d. STDM dosyasını oluştururken nokta D klasörü, aynı adındaki nokta D klasörüyle içindeki dosyaları derleyerek oluşturuyor. Biz bu yüzden bu dosyayı bir ilk önce bu klasörü oluşturuyoruz. Ardından da bunun içine bir dosya oluşturacağız. Nano ile otologin.conf şeklinde dedim. Hemen bu dosyayı oluşturdu. Şimdi bu dosya için üzerinde ne yapacağız? Birincisi bir otologin mekanizması kuracağız. Otologit admin kullanıcısı Plasma ile otomatik oturum açsın. Eğer ki bir tema kurduysanız bu ayarları vereceğiz ama çok gerekli değil. Users ile ilgili böyle bir ayar var, yine gerekli değil. Başlangıçta numlock açık mı olsun? Hadi bu ayarı da ekleyelim üzerine. Başlangıçta da numlock açık olsun dedim. SX. Bunu yapmak zorunda mıyız? Değiliz. Eğer ki bunu yapmazsak oturum, yani SDDM ekranı karşımıza gelir, şifre sorar. Biz şu an şifre sormamasını sağladık. Bu arada numlock on dedik ama aslında ona da gerek yok. Çünkü o sayfayı atlayacak. Neyse, önemli değil. LightDM için de bu ayarları kullanacağız. İşte admin açılacak. BSPWM demişiz. Mesela oraya Plasma yazacaksınız. Bunun da adını nereden öğrenebilirsiniz? Session'lar dosyası var arkadaşlar. O Session şurada yer alıyor. LS diyorum. Yapıştıralım. TMP'nin içinde debroot, onun içinde USR, Share X Sessions dediğimde bakın plasma.desktop dosyası varmış. Plasma.desktop dosyasının içerisine yani o dosyanın adı neyse onu belirtmemiz gerekiyor. Plasma yazılan yerde bu şekilde o dosyanın adını belirtmemiz gerekiyor. Veya diyelim ki biz otomatik bir program başlatacağız. Bu Plasma Desktop neredeyse X Sessions klasörünün içerisine işte kiosk.desktop diye bir dosya oluşturabiliriz. Burada zaten onu anlattım. Burada da kiosk.desktop diye bir dosya oluştururuz. İçine de bunları yazıyoruz. Ne yapıyor? Exec try console. Hani console programımız vardı. Hemen başlangıçta bunu açmaya çalışır. Bu şekilde de başlangıçta hemen bir programı başlattırabilirsiniz. Ne yapıyor işte? Bu kullanıcı ile ilgili ayarları yapıyor. Ne ile başlatıyor orada? Biz STDM'de ne ayarı ya da LightDM'de ne ayarı verdiysek, yani şu kullanıcıyla şu oturumu aç dedik, kiosk oturumunu aç dedik. Kiosk oturumunda da ne açıyor? Konsol. Hani konsol uygulaması admin kullanıcısıyla beraber gelir. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Önemli değil. Sadece bilgi olarak veriyorum.
Bilginiz olsun. İşte burada BSPWM için ayarlar var. Önemli değil bunlar. Yine dediğim gibi. BSPWM için bunları yapmaya çalışırsın. Yani siz az önce bahsettiğim şeyde yani KDE Plasma için şu iki paketi kurup şu ayarı yaptıktan sonra desktop environment başlığını tamamen atlayabilirsiniz. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zorunlu değil yani. Ben sadece bahsediyorum. Ardından kiosk modu gibi bunları da geçtik. Gerekli uygulamalar. Artık diğer ana başlığımıza geldik. Gerekli uygulamalar dediğimiz şey ne? Bu şimdi baz paketleri kurduk. Bazı şeyleri kurduk. Şimdi bazı eksik şeylerimiz var. Kullanacağımız bazı paketler var. Ben burada Nano'yu yazmışım. Nano'yu kurmuştuk yanlış hatırlamıyorsam ama ne eksik? Browser eksik. Üzerinde Firefox ya da Google Chrome gibi bir şey yok. Eğer ki bu ISO dosyası üzerinden ben Google Chrome açacağım, Firefox açacağım derseniz sizin bu iki komutla işte ne yapıyor? Nano'yu kuruyor. Nano zaten kuruluydu. Önemli değil. Bir kurmakta fayda var. Chromium Browser diyerek de Chromium'u üzerine kurabilirsiniz. Bu komutların hepsinin sonunda dikkat ederseniz -y var. -y şu bana evet hayır sor, kullanayım kurayım mı kurmayayım mı diye sormasın diye. Hemen direkt kursun diye yapıyorum. Ardından bir tekrar temizlik yapalım. Çünkü birçok paket kurduk şu an. Bazıları haliyle değişti. İşte silinmesi gereken var. Kaldırılması işte gereken ya da eksik bazı paketler var. Onları kurulması gerekiyor falan. Bunları bir denetlesin. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şu an yaptı ve işte temizlik yapılacaksa yapmış oldu. Şimdi bir temizleyelim ekranımızı. Time Shift uygulaması var. Thunderbird var. Thunderbird'ü kurmaya gerek yok. Bu bir mail uygulaması. Normal bilgisayarınızda kurabilirsiniz ama ISO dosyası üzerinde bence gerekli değil. Time Shift'te bilgisayarınızda bir BTRFS'le ya da başka türlü bir geri alma mekanizması varsa onun için kullanabilirsiniz belki. Kurabilirsiniz. Mesela bizim kullandığımız sistemde öyle bir şey var açıkçası. Yani ben BTRFS kullanıyorum. BTRFS'te subvolume olarak kullanıyorum. Haliyle buradan geri alıp geri yükleyebiliyorum. Eğer bilgisayarım hiç açılamayacak duruma kadar gelirse. Eğer ki ERP sistemi ya da benim yaptığım gibi bir şeyler yapıyorsanız, işte kiosk kullanıyorsanız, bunun üzerine çalışması için gerekli paketleri kuracaksanız, işte Node.js'e çalışacak bir program kuracaksanız, Node.js, NPM, SQLite bu paketleri kurabilirsiniz. İşte GrabFi var, Debootstrap, Arch Install ve Pacman Package Manager var. Bu da kurulum için. Yani sisteminizi bir sistem kurmak için mi kullanacaksınız? Bunlar için gerekli. Ben buradan Chromium'u kurduktan sonra bunu yaptık. Ben buradan şu paketleri kuracağım. Neden? Çünkü bu ISO ile ben bir sistem kurmayı planlıyorum. Bunları da kursun. Tamamdır. Bu komutlar gerekli mi? Load case TRQ çok gerekli değil. Şu an sistem üzerinde yani bu terminal üzerinde yapıyoruz. Aslında çok gerekli değil. Ama klavyenizi Türkçe kullanmanızı sağlar. Yani i'ye bastığınızda mesela burada bakın büyük i'ye de bassam küçük i'ye de bassam hep i çıkıyor. Başkalarında i çıkmayabiliyor. Yani şu şekilde atıyor. i'ye basınca. Yani tırnak işareti atıyor. Bu konsol klavyenizin Türkçe olmadığından kaynaklanır. Bu yüzden işte Ş harfini falan atmanız için load case TRQ yazarsınız. Bu ama Debian paketlerinde çok geçerli değil. Yine de bir isterseniz deneyelim. Nokta map kısmını alsanız da olur, almasanız da olur. Diyelim. Böyle bir şey yok diyor. Muhtemelen zaten Türkçe olduğu için. Yani bu aslında Debian sistemi biraz Arch Linux sisteminden farklı. Bu yüzden bazı farklılıklar var. Eğer ki bir deb paketi indirdiyseniz dediğim gibi içine atmanız lazım. Biz mesela şeye gidelim. Şimdi bu komutu yazdım. Niye yazdım? Çünkü içine 5 ile bir girmeye çalışacağım sistemin. Deb paketlerimizi falan bir bakacağım. Sudo chroot root değiştiriyorum. tmp debroot klasörüne 5 ile giriyor. Bunu çalıştırdığımda artık şey diyeyim. ls diyorum. Bakın Mustafa diyecek. Mustafa klasörü burada. Bunun içine girdim. ls diyorum. Deb paketimi gördüm. Hemen dpkg -i yıldız diyorum arkadaşlar. Tüm işte gerekli olan paketlerin hepsini kursun diyorum.
Bu ne yapıyor? Zenmod kernelini bizim sistemimize kuruyor. Eğer ki başka dev paketleri varsa hepsini kurar. Yıldız tümü demek. Bu klasörde yer alan tüm paketlerin hepsini kurdu şu an. Tamamdır. Clear diyorum. Tabii şu an 4 GB'ı aşmamamız için belki bu paketi geriye kaldırabilirim. Ama şimdilik bekleyelim. Bakalım bir sorun çıkmazsa. Muhtemelen sorun çıkmayacaktır. İşte Bitwarden, işte ben kendi bilgisayarıma göre özelleştirdiğim için bazı komutlar burada mevcut. Bunları bu şekilde bakmaya çalışırsınız, incelersiniz. İşte bazı BTRFS ile ilgili bu, ama normal bilgisayarlar için geçerli. Bu sizin bilgisayar ISO dosyası için geçerli değil. Bunu yaptıktan sonra evet artık temizlik aşamasına geldik. Hemen burada biz bir temizliğe gidelim. Evet şey değil şu an. Tamam dur. Neden çalışmadı? Çünkü biz sistem içindeki root'taydık. Bizim dışarıdan çalıştırmamız lazım bunu. Neden? Çünkü chroot'la zaten içeriye girmiş haldeyiz. Bunu bu şekilde çalıştıralım. Tamam. Şimdi bunu da yaptıktan sonra artık bizim update initramfs, update grub. Update grub'a gerek yok aslında. Libisi olduğu için. Şöyle göstereyim. Ne maksada geldiğini söyleyeceğim. Update initramfs init ram init rd dosyamız var bizim boot içinde. Bu işletim sisteminin nasıl başlayacağını, RAM'deki o sistemin nasıl inşa edileceğini söyleyen dosya. Çekirdeğin hemen yanında yer alır. İşte siz bir değişiklik yaptığınız zaman başlangıcı ile ilgili burası güncellenir. Bu yüzden bu komutla o dosyayı tekrar tekrar oluşturuyoruz. Niye? Çünkü biz yaptığımız bilgisayardaki değişiklik çekirdeğe yansıtılmadı. Çekirdeğe yansıtmış oluyoruz. Update grub da grub komutlarını günceller ama biz zaten grub'ı kendimiz oluşturacağız. Yine de bu şekilde diyelim haydi. Tamamdır. Şimdi biz bağlamış olduğumuz klasörleri kaldıracağız. Neydi bu klasörler? Hatırlıyorsunuz ssdev proc for dir diye başlayan bir komut girmiştik hatırlıyorsunuz. Onları da bir kaldıralım. Bu komutla o işte içinde yer alan bağlama klasörlerini de kaldırdık. Şimdi bir de şöyle bir komut grubumuz var. Bu da bizim sistem içerisinde yaptığımız değişiklikleri log kaydı olarak tuttu bu az önceki oluşturduğumuz sistem. Onları da siliyoruz ki iyice temizlik yapmış olalım. Auto remove dedik, işte boş paket varsa sil dedik. Bunların hepsini silmedi çünkü şey var. Neymiş bu? Evet, dur. Burada permission denied dedi. Biz orada hemen şeyle girelim. Bu şekilde diyelim. Hepsini silip atsın. Niye bunu böyle yaptım? Çünkü şeyle giremedi içeriye. Permission hatası verdi. Eğer ki permission hatası verirse sudosu yazın. Tamamını root olarak yapın. O zaman sorun çözülür. Burada ne var? Source list dosyasını ben siliyorum. Neden? Çünkü bu bir ISO. Güncellemesi zaten mantıklı değil. Çünkü güncellediğimizde dosyalar değişecek. Ama yeniden başlattığımızda tekrar eski şeylere geri dönecek. Bu yüzden sadece source list dosyasını bir kereliğine kullanıyoruz. Yani daha sonra silebiliriz. Yani ben şu an silmeye gerek duymuyorum. Çünkü çok büyük bir dosya da değil zaten. Bu tam silme. Buna dikkatli olun. Bu oluşturduğumuz her şeyi sıfıra alır. Bu yüzden bunu yapmayın. ISO dosyanızı alın içerisinden, ondan sonra bu tamamen artık isterseniz bu komutla silin, isterseniz başka bir yolla silin, tamamen silebilirsiniz. O yüzden bu komutu uygulamıyorum. Bu komut çok tehlikeli bir komut bizim için. Bunu uygulamayacağız. Grub girdisi, hemen bu komutu uygulayacağım. Bu ne yapıyor? İşte bizim oluşturduğumuz ISO dosyasının, ISO klasörünün içinde artık debrootik içinden çıktık. Artık ISO oluşturmaya doğru gidiyoruz. Boot, grub, bunları oluşturmuştuk. Grub.cfg diye bir dosya oluşturduk. İçerisine giriyoruz. Şu girdiği ekleyeceğiz. Şunu eklemenize gerek de yok ama ben yine yazdım. İsterseniz ekleyin. Burada ne yapacak? vmlinux ve initrd.img dosyalarını parametrelerle beraber nasıl başlayacağını, yani sistem başlangıcının nasıl olacağını anlatıyor. Burada da menü başlamış. Start var. İsterseniz buraya benim sistemim de yazabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Yazabilirsiniz. Eğer ki kullandığınız kernel, İşte kernel, Zenmod kernel'ıysa onu nereden görebilirsiniz? Hemen şuradan girelim. Bakın. Debrooting içinde boot klasörüne giriyorum. Bakın. İki tane kernel var. Bir generic, iki Zenmod. Generic derseniz
İşte buradaki başlangıcı söylerseniz buradaki başlangıca göre alır. Ama Zen mod derseniz Zen modla başlatır. İşte ona göre bu şeyleri ayarlamanız gerekiyor. VM Linux dediğinizde bu zaten şuna bağlı. Bu bir şey, neydi onun adı? Bu bir zaten kısa yol gibi düşünün. Bu VM Linux generiğe bağlıdır. Ama siz şey derseniz eğer, bu arada bağlı olmayabilir. Neye bağlı? VM Linux noktasına bağlı diyor. Neyse önemli değil. Hani VM Linux'a bağlı olduğunu söyler. Bu buna bağlı. İşte nereye bağlı? Şuraya bağlı ya da başka bir yere bağlı. İşte bir şöyle söyleyeyim. Buradaki dosyalardan herhangi birine bağlı bu şey dosyalar. initrd.img'ye ya da şeylere bağlıdır. Bu sistemin çekirdeği yani. O çok uzatmıyor orayı. Bu sistemimizin çekirdeği. Siz çekirdeği bu şekilde konfigüre edebilip yani buradan adını öğrenip o menü üzerine yazabilirsiniz. Şuradaki menü üzerine yazıp o şekilde yapabilirsiniz. Buradaki şeylerden biraz bahsedeyim isterseniz. Evet. Şimdi burada vvlinux'a biz boot eşittir live diyoruz. Yani yaşayan sistem. Bir live USB olduğunu söylüyoruz. Live config'i uygulayacağız diyoruz. Live media patching de live klasörü olduğunu, yani bizim squash.fs dosyamızın live klasörü içerisinde olduğunu ve quiet splash ile başlayacağını. Quiet sessiz başla. Splash de ekrana sizin işte başlangıç ekranını bir işte animasyon ekliyor. İşte açılışında işte hani biliyorsunuzdur. Ubuntu yazar altında 3 tane nokta döner. Onun olması gerektiğini söylüyor. Bu şekilde bir sistem. Altta da initrd.img dosyasının ne olduğunu söylüyor. SX dediğimle çıkıyorum. Tekrar devam ediyorum. Ne diyor? Imajal squash.fs. Şimdi bu önemli. Şunu uygulamanıza gerek yok ilk defa oluşturursanız. Eğer ki dosyada bir hata yaptıysanız bunu da sileceksiniz sadece. Squash.fs dosyası ile artık biz hop olmadı. mk-squash.fs dosyasıyla debroot'u alıyoruz. Hop girdi. Bunu bir kapatalım. Çıkalım. Tamam. İşte bu klasörün içerisini şuradaki dosyaya gezip sıkıştırma yöntemiyle kompres yöntemiyle işte sıkıştır diyoruz. Bunu enter dediğimizde bu biraz zaman alabilir. Dosyanın da 4 GB olmaması gerekiyor dediğim gibi. Bu şekilde sıkıştıracağız. Bu biraz zaman alır. Videonun da şeyine bakalım, süresine. Muhtemelen 17 dakika olmuş. Bu dosyayı da oluşturup bitsin. Sonraki videoda devam ederiz.